efendim gelene. Kara kına yollamış yar benim ellerime. Oh oh mendili eline, mendili verdim gelene. Kara kına yollamış yar benim ellerime. Evet. Yavaş ol biraz Kadir. Prodüksiyon malı diye biraz fazla gitti. Hazır mısın? Hazırız. Aa ne yapıyorsun? Kalk. Durun daha süreyi başlatmadım. Ya bunun süresi mi var? Şu bir dakika, an bugün... bir dakika şöyle bir sıkıntı var. Pervaz var biliyorum atlatmamız lazım. Bugün bu evde bir şeyler bulmak öbürüyle geliyor böyle. Tren gelir hoş gelir. Vagonları boş gelir. Ne? Ne? Ne oldu? Morali ben alışmışım bunun arkasından tomarla çorap toplamaya. Buzdolabının altını sildiğim zaman simsiyah bir toz, bir leke çıktı. Bu kesinlikle olmaması gerekiyordu. Bir hanımefendinin daha dikkatli olması gerekiyor. Sen bunca zaman çarşı pazar kombin yapmak için gezerken buraları nasıl temizliyorsun? Gündüz çarşı pazar geziyorum, gece de ev temizliyorum. Gece mi temizliyorsun? Gece de temizliyorum. Hoşuna gidiyor. Hoşuma gidiyor. Maşallah temizlik elbiseniz bile taşlı tuşlu. Taşlı tuşlu. Zeynep Hanım, görüntüde çok temizsiniz ama detaylarda sınıfta kaldınız. Gerit. Kadir ezildi, bu günleri de mi görecekti? Kadir ezildi, üzüldü. Bu beni bir miktar üzdü ablam. Yalnız buzdolabın da çok güzel geliyor. Sisteme bak. Kadir'cim kapıyı kapatır mısın lütfen? Kapatıyorum. Zeynep Hanım, sizin bu kadar temiz ve titiz olmanızın nedenini çok merak ediyorum. Sizin bu temizlik alışkanlığınız ne zaman başladı? Çocukluğumdan, kendim bildim bileli. Ciddi mi söylüyorsunuz? Tabii ki. Kendim bildim. Köyde mi doğdun, İstanbul'da mı doğdun? Yani memleket... Köyde doğdum, Bartın'da doğdum ama 6 yaşında İstanbul'a geldim. Kendim hani aklıma erdiği bugünden bu yana hep kendimi temiz biliyorum. Peki annen mi hani iş yap, iş yap? Yok, annem değil. İçimden gelen bir şey. Severek yapıyorum. Severek yapıyorum. Peki yani evlendikten sonra bu temizlik konusunda seni ne bileyim işte kayınvalidendir, görümcendir. Hadi kalk bunu yıka, hadi kalk bunu yap. Hani daha yaşın erken ya. Ama sen o temizlikte olgunlukta mıydın yani? Olgunluktaydım. Yani kimse bana şunu yap, bunu temizle demedi. Ben kendiliğimden yapıyordum zaten. Peki günde kaç saat temizlik yapıyorsun mesela? Yani günde ben her zaman yapıyorum aslında. Hani sürekli elin evin üstünde. Sürekli elim evin üstünde. Peki, hani bugün yaptım yarın yapmayayım diye bir şey hani yok mesela bende. Pazartesi günü girdim cam, tül, perde her şeyi yıkadım bitti mi? Ya da böyle mesela bugün mutfağa girdim, güzel mutfağı temizledim. Yarın salona girdim tarzından. Öyle yapıyorum, detaylı yapıyorum. Mesela mutfağa girdiysem elimin atmadığı, girmediği hiçbir yer yok. Detaylı yapıyorum. Hani bir gün oraya yapıyorum, bir gün buraya yapıyorum ama detaylı da yapıyorum. Şey eşiniz beyefendi demiyor mu ya Zeynep? Allah aşkına bir otur bütün gün ayakta ya da ne bileyim bir sohbet edelim, bir vakit geçirelim. Hani çoğunlukla temizlik yapan eşleri, eşi temizlik yapan beyefendilerin hep şikayeti budur. Yok, hiç şikayet etmiyordu. Hiç şikayet, hiç şikayet etmiyordu. Etmiyordu. Vefat etti eşim. Oh. 9 ay önce. 9 ay önce. Covid'den dolayı. Başınız sağ olsun. Covid belası maalesef Zeynep Hanımların evine de bulaşmış Kadir. Yani o Covid öyle bir şey ki girdiği her yuvada muhakkak bir... yara bir iz bıraktı da gitti. Normalde bir hastalığı var mıydı? Hayır, hiçbir şey yoktu yani. Kronik hastalığı yoktu, sadece Covid'den dolayı. 9 ay önce, çok erken. Kendisi. Kaç yaşındaydı? 59 yaşında. Oo, çok erken. Daha önceki programınızı biz pandemide hep içeride izliyorduk beraber. İkiniz beraber mi izliyordunuz? Beraber izliyorduk. Hatta ben buralarda falan olduğum zaman, senin programın başladığı zaman sesleniyordu bana içeriden. Zeynep gel, seninkiler başladı diyordu bana. Ben izliyordum sizi. Sonra kalkıp iş yapıyordum. Diyordu ki ya programı izliyorsun ya temizlik yapıyorsun diyordu. Başka bir şey yapmıyorsun diyordu. İzledikçe daha çok yapasın geliyordu. Beyefendi seni de çok seviyormuş Kadir. Allah rahmet eylesin. Amin. Salgın hastalıktan gitti. Yani bu salgın hastalık çok büyük bir şey çünkü. Allah'ım günahlarına kefaret etsin inşallah. Amin. Hep söylüyordu bu yarışmaya katılsan Zeynep sen kesin kazanırsın. Ve şu anda bu yarışmaya katılarak biraz da ben onun vasiyetini getirmiş oldum. Maalesef öyle bir şey ki yani ta dünyanın bir ucundan kalktı geldi senin bütün hayallerini yıktı. Belki de ömrünün yarısını çaldı senin. Gitti, ömrünün yarısı gitti. Daha 59 yaşında 59 çok yaşında. Genç. 36 yıl beraberdik. Böyle olmamalıydı evet. Bu göz göre göre dışarıdan geliyor, o seni çok kötü ediyor. Çok üzdü bizi, çok. Atlatılması zor bir süreç.
Evet, o yüzden eğer siz de Zeynep abla gibi hayallerinizin hayatınızın yarım kalmasını istemiyorsanız lütfen aşınızda olun, etrafınızdakileri oldurun. Eğer belki o zaman aşı olsaydı, aşı olmuş olsaydı... Belki kurtulurdu. Belki kurtulurdu. Belki kurtulurdu. Belki biraz maraz kalırdı ya da bir hasar kalırdı çünkü ciğerlerde biraz hasar kalıyor. Evet, evet. Ama en azından hayatta olurdu, yanında olurdu. Evet. Zeynep Hanım Allah rahmet eylesin. Amin, amin. Amin. Allah günahlarını affetsin ama arkasında senin gibi güler yüzlü iyi bir eş bırakmış. Ki eminim sen onun arkasından bol bol dua ediyorsundur zaten. Ediyorum. Yani o senin onunla birlikte olduğunu hissediyordu. Hissediyor zaten, biliyorum. Allah öbür tarafta kavuştursun. Amin, amin. Doğanla doğulmadığı gibi ölenler de ölünmüyor. Aynen, kaldığımız aynen. gibi yaşama devam ediyoruz. Çocuklarım var, torunlarım var. Onlarla beraber hayatı tutmak zorundayım. Sen eminim torunlarına bol bol dedelerini zaten yad ettireceksindir, anlatacaksındır. Evet, evet. Bütün aziz hatıralar sizinle yaşasın. Yaşıyor inşallah. Zaten. Abi de zaten bütün gün burada bizimle. Canım benim. Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.